Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Daimen ve ebeden dostlar. Bugün Bera İbni Malik'in hayatının sayfalarını çevireceğiz. Bera İbni Malik o bir şehadet öğretmeni. Bera İbni Malik Medineli Ensar'ın yiğitlerinden. Ailesi Neccaroğulları, Neccaroğulları aleyhissalatu vesselam Efendimizin babası Abdullah, Abdullah'ın dayıları. Neccaroğullarından Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in annesi Selma binti Amr o ailedendi. Onun babası yani Abdülmuttalib'in babası bir ticari sefer için o günkü adı olan Yesrib'e uğramış. Orada Selma validemizi görmüş. Onunla evlenmiş. Oradan Gazze'ye gitmiş. Şimdi işgal altında ama bir gün inşallah oraların da özgürce ezana kavuştuğunu Rabbim bizlere nasip edecek. Gazze'de vefat etmiş. Onun için de Araplar Gazze'ye Gazzetül Haşim demişler. Haşim'in Gazze'si demişler. Efendimizin babasının dayıları o mahalleden olduğu için aleyhissalatu vesselam Efendimiz daha annesinin karnındayken baba Abdullah 25 yaşındayken dayılarını görmek için geliyor Yesrib'e. Hastalanıyor ve orada vefat ediyor. Nerede vefat ediyor? Ben size yerini söyleyeyim. Kader-i ilahinin güzelliğine şöyle bir bakın. Efendimiz şu anda nerede yatıyor? Mescid-i Nebevi'nin içerisinde. Babası da orada. Babası da şu anda Mescid-i Nebevi'nin içinde kıble yönünün tam aksi istikametinde. Takribi olarak yerini biliyoruz, orada metfun. Baba oğul ikisine de hayran olalım, kurban olalım. İkisi de aynı yerde yatıyor. Neccaroğulları demek aleyhissalatu vesselam Efendimizle böyle bağları olan bir aile demek. İşte Bera İbni Malik böyle bir aileden. Babası kim? Malik İbni Nadır. Baba ne hanımı kadar ne de iki çocuğu kadar nasipli değil. Hidayet nasip işidir. Kul isteyecek ki Allah o kapıları açsın. İstememiş. Direnmiş İslam'a karşı. Hanımı Müslüman olmuş diye kızmış. Çocukları annelerini dinledi diye kızmış. O kızgınlıkla çekip gitmiş. Ve Şam'a giderken yolda küfür üzere ölmüş. Ama gelin anaya. Ana kim? Ümmü Süleym. Asıl ismi Rümeysa binti Milhan. Rümeysa hanımlar içerisinde en fazla parlayan yıldızlardan bir tanesi. Daha Efendimiz ortada yok. Mus'ab'ın vesilesiyle iman şerbetini içmiş. Efendimiz gelmiş, ona daha da hayran olmuş. İki tane çocuğu var. Büyüğü Bera, küçüğü Enes. Enes bin Malik, Hadimir Rasul deriz ona. Enes bin Malik demek aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den 2286 tane hadis rivayet eden yiğit demektir. Enes bin Malik demek dinin üçte biri demek. Enes bin Malik demek peygamberi en iyi tanıyan yiğitlerden bir tanesi demek. Ne yaptı da Enes bu seviyeye geldi? Aslında Enes bir şey yapmadı. Yaptı da asıl Enes'i ortaya çıkaran Enes'in anasıydı. Analar da babalar da alsınlar buradan alacaklarını. Efendimiz geliyor, Medineli Ensar artık evlerinde ne varsa Efendimiz'e hediye etmek istiyorlar. Bir tas hurma, güzel bir meyve, bir kap kaçak ne varsa Ümmü Süleym şöyle bir bakıyor. Dul bir kadın, kocası gitmiş, onları terk etmiş. Ben ne verebilirim ki diyor peygambere. Enes o gün 10 yaşında, Bera o gün 12 yaşında. Efendimiz hicret ettiğinde yaşları budur. 10 yaşındaki Enes'in ellerini tutar ve Efendimizin huzuruna gelir. Ya Resulallah, herkes sana bir şey verdi. Benim sana vereceğim bir şey yok. Ben de bu yavrumu sana veriyorum. Hem de öyle bir veriyorum ki arkama bir daha bakmadan. Vallahi böyledir. Hani bizde bir söz var. Eti senin, kemiği benim. Bazıları bir basamak daha ileri giderler. Eti de senin, kemiği de senin derler. Emin olun Ümmü Süleym bunu yapmış.
Efendimiz'e vermiş, ya Resulallah, eti senin, kemiği de senin demiş. Bir daha da Enes'i Allah Resulü'nün yanından yanına getirmemiş. Adeta onu Efendimiz'in yanında unutmuş. Ama Ümmü Süleym Efendimiz'i Enes'i emanet ederken bir şey istiyor. Ya Resulallah diyor, dua et Enes senin yanında çok farklı bir biçimde kalsın. Açıyor Allah Resulü ellerini. O gün ilk gün Enes'in Mescid-i Nebevi'ye adandığı gün bir dua ediyor. Allah'ım neslini de rızkını da onun sen ömrünü de bereketlendir. Ne oluyor bu duanın karşılığında? Enes 90 küsür yıl yaşıyor, ömür bereketleniyor. Enes diyor, herkes mahsulünü bir kez kaldırdı, ben iki kez kaldırdım. Allah ona onu da nasip etti. Yine Enes'in kendi söylüyor, kendi sulbümden 125 insanı gördüm. Allah böyle bir duayı peygamberine yaptırırsa olacağı budur. Enes bin Malik, Bera'nın küçük kardeşi. Aralarında 2 yaş var. Ama Bera İbni Malik o günler anasının yanında. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hicret edip geliyor Medine'ye. Enes peygamberinin yanında. Bera annesinin yanında. Günler böyle geçiyor. Annesi Ümmü Süleym, Ebu Talha isimli Zeyd bin Sehil ismindeki Ensar'ın yiğitlerinden birisiyle evleniyor. Annesi Ebu Talha ile evlenince Bera da Suffa Mektebi'ne geliyor. Ve geliş o geliştir. O da Enes ile beraber peygamberin mescidinde, peygamberin ikliminde yetişen biri oluyor. Bera İbni Malik o medreseye gelir gelmez eshaptan bir şeyler görüyor. Bakıyor ki sahabenin bazıları, kim mesela Hazreti Hamza, kim mesela Mus'ab gibi, kim mesela Abdullah İbni Cahş gibi, kim mesela Enes bin Nadr gibi radıyallahu anhum ecmain. Onlardan bir şey öğreniyor. Bu adını saydığım isimler dualarının başına hep şehadeti koymuşlar. Var mı içimizde öyle yiğit bilmiyorum. Şehadeti marşlarda söylememişler. Sloganını atmamışlar. Sadece bu işin havasını civasını atmamışlar. Bu işi samimiyetle dualarının başına koymuşlar. Ve onun için onlar başta da Bera İbni Malik, Rezzak olan Allah'tan rızık olarak aş, iş, eş, şu bu değil, şehadet istemiş. Bu nasıl bir şey Allah'ım? Niye bizde yoktur da onlarda vardır? Bu demek biz şehadetin daha ne olduğunu anlamamışız. Biz Rezzak olan Allah'tan hep peşin olanı istemişiz. Açmışız ellerimizi, Allah'ım şunu ver demişiz. Allah'ım bunu ver demişiz. Demek biz Allah'tan şehadet istenileceğini de bilmemişiz. Meğer bunları bize Bera öğretecekmiş. Bera'nın duası, Allah'ım merzukna şehadeten fi sebilik. Allah'ım bana yolunda şehadet rızkını ver. Duası budur. Hiçbir zaman o duayı dilinden düşürmemiş. Hicretin 4. yılı, Beni Maune faciası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rivayete göre 40, bir başka rivayete göre 70 tane Kur'an öğretmeni gönderecek. Arapların talebi üzerine Hicaz'ın ortalarına. O 70 tane Kur'an mualliminin içerisinde 2 isim var. Haram İbni Milhan, Süleym İbni Milhan. Kim bunlar? Bera'nın dayıları. Gidecekler ve ikisi de şehit olacak. Dayıları şehit olunca Bera şehadet aşkını daha da içinde ziyadeleştirecek. Bedir olduğu zaman, hicretin 2. yılı, Bera 14 yaşındadır. 14 yaşında ama bir yiğittir. O gelecek Efendimizin karşısına. Ya Resulallah diyecek, ne olur beni Bedir'e al. Efendimiz 15 yaşından küçükleri savaşa almadığı için almayacak. Bera o gün sabaha kadar gözyaşı dökecek. Ağlayacak. Bir yıl sonra Uhud için aynı talepte bulunacak. Efendimiz yine almayacak. Ama o Hendek savaşından sonra hep Efendimizin yanındadır. Hendek gazvesinde orada, arkasından Hudeybiye'de, arkasından Hayber'de, arkasından Tebuk'ta, arkasından Veda Haccı'nda, kaza umresinde Tebuk'ta, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neredeyse, Bera İbni Malik de orada olacak. Ve nereye giderse şunu diyecek: bugün Rezzak olan Allah
rızık olarak bana şehadeti verecek. Hep aşkı ve duası bu. Heyecanı bu olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sesi çok güzel olduğu için Bera İbni Malik'in onu erkek askerlerin develerinin başına verecek. Hanımların develerinin başına da Enceşi isimli bir zat var. Berra ile birbirlerine çok benzerler. Biri erkeklerin develerine bakıyor, biri hanımların develerine bakıyor. Sesleri güzel olduğu için de bazen şiirler söylüyorlar. Nameli bir biçimde, yani bizim bugün anlayacağımız şekilde söyleyin marş söylüyorlar. Söyleyince de develer kendilerinden geçiyor. Bir gün söylüyor Bera, develer böyle bir hareketleniyor. Tabii onu harekete geçirmek onun büyüklüğü. Bera da biraz kendinden geçiyor. Bu işi yaptım diye hanımlar da ona böyle bir bakıyorlar. Hanımların baktığını görünce biraz daha kendisini biraz daha farklı bir havaya sokuyor. Efendimiz onu o anda görür görmez, bakın Peygamber Aleyhisselam'ın terbiyesini konuşuyoruz. Kızmak yok, rencide etmek yok. Eğiliyor Bera'nın kulağına. Bera, Allah var diyor. Terbiye bu, Allah var, unutma. Sakın onu unutma, onun sınırları var, onları hatırla. Anında Bera'nın hayatında bir düzen vardır. Bera bunu yaptığı zaman Enceşe de altta kalmayacak. O da şiirler okuyacak. O da şiirler okuyunca hanımların develeri de biraz harekete geçecek. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz önce Enceşe'yi de şöyle uyaracak. Yavaş ol Enceşe, kristalları inciteceksin. Anladınız mı hanımlar? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz size ne demiş? Efendimizin dünyasında hanım nerede duruyormuş? Onun dünyasında hanım kristal gibi, hem de özel hem hassas. Kırma, kırdırma, onu koru. Bir ömür Efendimizin yaptığı bu. Onun hanesine 14 hanım girdi. Bir defada 9 hanımla bir nikah altında beraber oldu. Ama tarih onun bir hanımına bir piske vurduğunu yazmadı. Hem de analarımız neler yapmasına rağmen, zannetmeyin ki analarımız rahat durdular. Açın Ahzab suresini, açın Hucurat suresini. Kur'an'ın anlattığı meseleler, ona rağmen Efendimiz hanımlarına karşı bir kristal muamelesi yaptı. Orada Enceşe'ye söylediği odur. Aman yavaş ol, onları incitme Bera İbni Malik. Efendimizin biçtiği rol bu. O savaşlarda hep önde olacak ve erkek askerlerin devesine bakacak. Bu işi de alnının akıyla yapacak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz memnun ve razı etmiş bir biçimde Efendimiz'i yolcu edecek. Efendimizin arkasından Hazreti Ebu Bekir gelecek. Zor günler. O günler dinden çıkma hareketleri yayılmış. İslam coğrafyasının dört bir tarafında o günlerde Müseylemetül Kezzab isimli bir yalancı peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan bir yalancı çıkmış ve Hazreti Ebu Bekir Halid bin Velid'in komutasında bir orduyu ona gönderiyor. Bera da orada, Halid'in yanındadır. Ne zaman Hazreti Halid bin Velid gelmiş, İslam ailesine dahil olmuş, o günden sonra Bera İbni Malik her daim Halid bin Velid'in yanında yer alacak. Niçin? Halid iyi bir askerdir. Bera ise hesapsız, kitapsız bir askerdir. Onun dünyasında hesap kitap yok. Şunu diyor, stratejidir, plandır, programdır. O benim işim değil, bana şunu söyleyin, ne yapayım? Ben onu yapayım. Ben o işlerle zaman öldürmem, o başkalarının işi. Onun için o askerin içerisine dahil olduğu zaman gözünü kırpmadan cesurca dalıyor, kendisine yakışanı öyle yapıyordu ki. Hazreti Ömer bu yönü çok iyi biliyordu. Bir gün mektup yazıyordu Halid bin Velid'e. Bera'ya sakın komutanlık verme. Niçin? O hesapsız bir adamdır. Dalar düşmanın içerisine, İslam askerlerine zayiat verdirir. Bunu nereden biliyor Hazreti Ömer? Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde El Cezire'ye asker gönderecek Hazreti Ömer. El Cezire neresi? Bugün Anadolu topraklarının bir bölümü. Sahabe ile istişare ediyor. Sahabe orada farklı şeyler söylüyor. Bazıları da Hazreti Ömer'e şimdi biraz duralım, taşlar biraz yerine otursun, bir müddet sonra gönderelim diye fikir beyan ediyorlar. Bera da meclisin dışında o konuşulanları dinliyor. Hızlıca geliyor, o cemaatin önünde duruyor. Siz diyor hanımlarınızı özlemişsiniz, onun için savaş kararı çıkartmamak istiyorsunuz. Bunu der ve kaçar. Bir dakika durmaz. Çünkü bilir ki orada dursa Hazreti Ömer orada ona bir şey söyler, onu deyip kaçtığı için de Hazreti Ömer onun arkasından bakar ve der ki, şu delikanlının aşkına ben hayranım.
kızmamıştır aslında Hazreti Ömer. Çünkü onun yürekten söylendiğini çok iyi bilmekte. Hazreti Ömer işte onun bu özelliğini bildiği için Halid bin Velid'e mektup yazar. Onu komutan olarak atama, asker olarak onu kullan der. O komutan olacak biri değil ama askerliğin hakkını ödeyecek birisidir. Yemame Savaşı, yani Müseylemetül Kezzab'la o savaşa o anda da Bera İbni Malik o ordunun içerisinde Halid bin Velid'in yanındadır. Ama ordu Müseyleme'nin ordusu. Çok kolay bir ordu değil. Zor bir ordu. Asabiyetin bir araya getirdiği bir ordu. Asabiyet, ırkçılık, insanların kavimleriyle, ırklarıyla, soylarıyla, soplarıyla övündükleri bir hastalık. Biliyorsunuz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ondan beri olunması gerektiğini bize şiddetle tavsiye ettiği bir hastalık. Nasıl bir hastalık olduğunu anlamanız için bir örnek vereyim. Talha isimli bir şahıs var. O Müseylemetül Kezzab'la aynı kabileden. Gelir bir gün sen der, Allah'ın peygamberi misin Müseyleme'ye? Evet der. Sana ne geliyor der, bana Rahman isimli bir melek geliyor. Peki o melek sana gündüz mü geliyor, gece mi? Gece mi geliyor der. Talha ne der, vallahi sen yalancısın. Melek eğer Allah tarafından gönderilirse gündüz de gelir, gece de gelir. Sadece insanların görmediği yerde bana bir şeyler geliyor diyen adam yalancıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, vahiy bazen onlarca sahabenin içinde de gelirdi biliyor ve vallahi sen yalancısın diyor. Ama sözün arkası nedir? Benim kavmimin yalancısı Mudar'ın doğrusundan iyidir. Bana Mudar Efendimizin ailesinin adıdır. Mudar'ın doğrusundan daha iyidir. Asabiyet bizden olsun, çamurdan olsun, yok böyle bir mantık. İyiyse eğer bizden değil de iyidir. Kötüyse eğer aynı babadan, aynı anadan olsak bile kötüdür. İslam bunu dedirtir. Ama asabiyetin damarlarına kadar işleyen o kabile, yalancı olduklarını bilmelerine rağmen Müseyleme'nin arkasında yer alıyorlar. 40 bin kişilik bir ordu topluyor. Müseylemetül Kezzab, Müslümanlar ne yapıyorlarsa bir türlü onları yenemiyorlar. Günlerce sürüyor savaş. İslam ordusu dağılmaya başlıyor. Biraz Halid bin Velid yanındaki Bera'ya diyor ki, Bera bir konuşma yap da şu askerleri biraz heyecanlandır. Kalkıyor Bera, bir konuşma yapıyor. Ey Müslümanlar, bugün sizin için Medine diye bir yer yok. Sizin için Allah ve cennet var. Bu ne demek? Ölmek var, dönmek yok. Bera İbni Malik Risaletin davasının bir talebesi olarak çok iyi öğrenmiştik. Bu davanın temel ilkelerinden bir tanesi. Arkaya bakmak yok. Bizim davamızda kim bu soruyu sorarsa sorsun. Ama biz kaç kişiyiz sorusunu sormaya hakkımız yok. Neden? Bu acizlerin sorusudur da onun için. Ben müminsem Allah benimledir. Benimle beraber. 10 kişi olsa ne olur? 1000 kişi olsa ne olur? İşte Bera bin Malik bunu öğretiyordu. Risaletin davasında iş başa düştüğü zaman sağ sola bakmadan ben varım diyebilecek yiğitler istiyordu. Onu gösteriyordu. Bu söz kimin sözüne benziyor? Tarık bin Ziyad, İspanya'nın ya da bizim sözlüğümüzde ismiyle Endülüs'ün Fatihi. Endülüs'ün Fatihi olan o yiğit insan. 100 gemiyle İspanya'nın sahillerine geldi. 98 gemiyi Tunus'a geri gönderdi. 2 gemiyle askerlerinin önünde yaktı. Sonra ne dedi? Askerlerine önünüzde deniz gibi bir düşman, arkanızda düşman gibi bir deniz siz bilirsiniz. Ne yaparsanız yapın. Ne demek bu? Ölmek var, dönmek yok. Ölmek var ama dönmek yok. Eğer davamız Risaletin davası ise, her evimizden çıktığımızda ölümle bu kadar barışık yürüyemiyorsak neyi konuşacağız? O zaman Allah aşkına 50 yıllık, 100 yıllık, o zaman dünyaya hesaplarımızı yaparız ama biz ölümü bu kadar yakın bilsek, kefen sırtımızda, bohçamızda taşıdığımız eşyamız olarak, çantamızı yanımıza aldığımız zaman, koyduğumuz o pijamalarımız bile bize kefen olduğunu bildiğimiz zaman biz inşallah Tarık'ın da Bera'nın da yolundayız. Selam olsun Tarık'lara, selam olsun Bera'lara. Onun için bu işi tarihte olmuş, bitmiş bir iş olarak ne olur anlamayın. Ne olur öyle anlamayın. Bakın size bir söz söyleyeyim. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Biz İslam medeniyetinin çocukları. Menkıbeleri uyumak için dinlemeyiz, uyanmak için dinleriz. Niye bizi uyumak için menkıbe dinleyelim? Biz anamızdan nenni dinleriz.
Eğer derdimiz uyumaksa ama biz tarihi okuduğumuz zaman, tarihin şahsiyetlerini okuduğumuz zaman her biri kalk, alem seni bekliyor, senin yapacağın işi bekliyor diye dinlemek durumundayız. Bera İbni Malik bize bunu söylüyor. Orada bunu deyince askerler heyecanlanıyorlar. Bir anda saldırıyorlar Müseyleme'nin ordusuna ve Müseyleme'nin ordusunu Hadikatül Mevt diye isimlendirilen ölüm bahçesine tıkıyorlar. Adı ölüm bahçesi, hadika ama sıradan bir hadika değil. Nedir? Tam bir kale. Etrafı surlarla çevrili, içeride bir sürü asker Müslüman. Askerleri kaleye giremiyorlar. Ne yapıyorlarsa giremiyorlar. Onlar da ok yağmuruna tutmuşlar Müslümanları, kaleye yaklaştırmıyorlar. Bera İbni Malik yine sahnede diyor ki askerler arkadaşlarına, ben oturayım diyor kalkanımın üzerine, siz mızraklarınızla alın beni kalkanı, öyle hızlı bir biçimde kalenin içerisine atın. Eğer içeriden bir kalenin kapısını açmazsa Müslümanlar, asla onları içeriden fethedemez. Halid diyor ki öldürürler seni, öldürsünler diyor. Olmazsa bir bera gider, ya açarsam Halid bu kadar askerin derdini ferahlatmış olurum. Bu izni koparıyor, oturuyor kalkanının üzerine. Askerler mızraklarıyla bir anda atıyorlar onu bahçenin içerisine. Yara bere içerisinde kılıç darbeleriyle, ok isabetleriyle kalenin kapısını açmaya muvaffak oluyor ve askerler giriyor. Müseyleme'nin ordusunu yerle bir ediyorlar. Selam Hazreti Bera bin Malik'e. Müseyleme'yi o gün Uhud günü, Hazreti Hamza'yı talihsiz mızrağıyla vuran Hazreti Vahşi aynı mızrağıyla Hamza'yı öldürdüğü gibi Müseyleme'yi de yere serecek. Enes bin Malik anlatıyordu, saydım diyor. Ben o gün tam 80 tane vücudumda darbe vardı. Ama Allah için, ama bu din için, ama Risaletin davası için hiç umrunda değil. Bilakis üzülüyor, bu sefer de bana nasip olmadı. O güzel yüzlü ölüm diyor, şehadet için gitmiş ama Allah nasip etmemiş. Bir ay boyunca Halid bin Velid kendisiyle ilgileniyor, Bera'nın tedavisiyle. Bir ay sonra biraz iyileşiyor. Enes bin Malik baktım diyor Yemame'nin arkasından, artık kaç ay geçmişse İslam askerlerinden ayrılmış, uzaklarda bir yerde oturuyordu. Yanına yaklaştım, bir de ne yaklaşayım, nameli şiir okuyor, yani marş söylüyor, marş mırıldanıyor. Gittim yanına, dedim ki Allah'ın kitabı dururken tutturmuşsun şu marşlarının yakasını, bırak onu da Kur'an'dan ayetler oku. Bir anda kaldırdı başını, baktım yüzünden, gözünden yaşlar akıyordu. Ne oldu dedim Enes. Enes dedi ki bu sefer de gelmedi şehadet. Bu sefer de Allah nasip etmedi Enes. Şaşırdım kaldım, ben orada keyfine bir şeyler söylediğini zannediyordum. Meğer şehadet, şehadet diyormuş Bera bin Malik. Meğer marşında bile halen şehadetin aşkıyla yanıp tutuşuyormuş. Sonra sildi diyor gözlerini. Kalktı ayağa. Dedi ki Enes, vallahi Allah bana şehadete ulaştıracak. Allah bana şehadeti ulaştıracak. İnanmış, onun ona geleceğinden tereddüdü yok. Bana Allah ulaştıracak. Ben ki yıllardır savaş meydanlarındayım. Kaç tane insanın önüne çıktım. Kaç kişiyle kılıç salladım. Kaç düelloyu kazandım. Onun bir adı da düello kahramanıdır. Kimin karşısına çıkmışsa onu yere sermiştir. Allah beni bugüne kadar yaşatmışsa beni korkaklar gibi yatakta canımı almayacak. Bu nasıl bir aşktır Allah'ım? Allah aşkına bunun tarifi mümkün müdür? Bu söylenecek kadar kolay bir şey değil. Korkaklar gibi Allah benim canımı yatakta almayacak. Sarıldım diyor Enes. Teskin ettim, öylece ayrıldık. O günden sonra hangi savaşa geçmişse, hangi savaşın içerisinde yer almışsa Bera İbni Malik'in duruşu budur. Gidip dönmemek üzere yürüyor. Gidip de şehit olmak için adımlarını atıyor. Hicretin 20. yılı, yer İran'ın Tuster şehri. Kaç yaşında Bera İbni Malik? 31 yaşında delikanlı. Genç. Ne evlenmiş, ne çoluk çocuğu sahibi olmuş. Hiçbiri gözünde gözükmüyor. Onun gözünde o anda, o ana kadar da hep şehadet, hep şehadet. İranlıların Tuster şehri mühim bir şehirdir. Çok sağlam kalaları var. Ve İranlılar pek de Müslümanların, İslam askerlerinin bilmediği teknikleri kullanırlar. O savaşta ne gibi? Mesela yukarıdan aşağıya kızgın demir kancalar atarlar.
İslam askerlerinden biri o kancaya tutundu mu, elini verip de kendisini kurtaramaz. Çekerler o kancayı yukarıya ve içeride onu hallederler. Kaç askeri öyle öldürmüşler. Bera İbni Malik bir gün bakıyor ki o kancaların bir tanesine kardeşi Enes tutuluyor. Durur mu? Koşuyor. Kızgınmış, yakarmış, hiç bakmadan o kancalara sarıldığı gibi Enes'i kurtarıyor. Mübarek ay. Bera İbni Malik bir gün bakıyor ki o kancaların bir tanesine kardeşi Enes tutuluyor. Durur mu? Koşuyor. Kızgınmış, yakarmış, hiç bakmadan o kancalara sarıldığı gibi Enes'i kurtarıyordu. Ama Enes diyor ki el diye bir şey kalmamış, erimiş adeta elleri. Tam bir ay, bir buçuk ay ellerinin iyileşmesini bekledi. O güne kadar da savaş devam etti, artık İslam askerlerinin takatleri yavaş yavaş bitecek. Ebu Musa el-Eş'ari bir haber getiriyor, diyor ki ben içeriden biriyle anlaştım, o bana gizli bir geçiş yolunu gösterdi. Şimdi bana iki tane cesur asker lazım ki o gizli geçiş yolundan girsin, içerideki kalenin kapılarını açsın. Müslümanlar kaleye girsin. Enes bin Malik diyor ki elleri sarılı, eli yine havada, ben gideceğim dedi. Elini kaldırdı. Yanına Mucezzir diye bir ensar genci daha aldı. Hasta hasta, eli sakat sakat o işi yapmak için yürüdü. Arkaya bakmak yok. Ben yaptım bunu da başkası yapsın demek yok. O bizim işimiz, ben yaptım bunu da, ben yapacağım bunu da, ben kazanacağım. Bu sevap da bana ait olsun diye hayırda yarış var diyor. Açıyor, İslam askerleri giriyor. Kuşatılıyor İslam askerleri tarafından ama içeride ciddi, şiddetli bir savaş var. Gerçekten kan gövdeyi götürecek gibi bir savaş. O anda Bera diyor ki eğer ben bu kalenin komutanını düelloya davet eder öldürürsem bu askerleri çözerim, bağırıyor. Onu öldürüyor, yine iş çözülmüyor. O anda sahabilerden bir tanesi Bera İbni Malik'in yanına gidiyor. Bera diyor, sana bir şey hatırlatacağım. Hatırlıyor musun bir gün Medine'de sen üstün başın dağınık bir halde tozlanmış, saçların karışmış bir halde Mescid-i Nebevi'ye girdin. Biz seni öyle dağınık ve toz toprak içerisinde görünce hepimiz burun kıvırdık. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz seni yanına çağırdı, dedi ki nice üstü başı dağınık insanlar vardır ki onlar dua için ellerini kaldırdıklarında, yemin ettiklerinde Allah onların duasını boş çevirmez. Bera onlardandır, hatırlıyor musun diyor. O sahabi Bera İbni Malik diyor ki nasıl unuturum, bu bana verilmiş en büyük müjdeydi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o gün o duayı benim için, o sözü benim için söyledi. Ben nasıl unuturum onu? Hadi o gün bugündür, aç ellerini dua et İnşallah dedi. Senin duanla Allah Müslümanlara zafer versin. Peki diyordu ama bir şartım var. Benim yaptığım duaya siz de gönülden amin diyeceksiniz. Tamam diyordu. Açıyordu ellerini, Allah'ım takatler tükendi. Günlerdir bu kalenin içerisindeyiz. Ne olur katından bana bir zafer, bizlere bir zafer eyle. Cemaat amin diyordu. Ne olur ya Rabbi, bugün bu kalede beni şehit olarak katına al. Bir amin daha geliyordu. Bir amin söylüyor, o duaya Enes bin Malik rivayet ediyor. Amin dedik diyor. Ben de dedim. Sonra şöyle bir göz göze geldik, bana baktı. Tebessüm etti, ben anladım ki o gün Bera'nın o son bakışı. Ve son bakış olacak. O gün 20 tane askerin içerisinde onlarla yiğitçe savaşıp sonra ruhunu Allah'a teslim edecekti. Rezzak olan Allah'tan istediği o rızka o gün orada kavuşacaktı. Bir ömür Allah'tan bu istenir de Allah vermez mi? Ne istediniz de Allah vermedi? Allah aşkına ne istedik ki vermedi? Biz istemeyi bilmiyorsak o bizim suçumuz. Eğer istemeyi bilseydik ve usulüne göre isteseydik Allah bize de verecekti. Allah bize gerçek manada istemeyi öğretsin. İnşallah Bera İbni Malik'ten biz Efendimizin kutlu lisanından birkaç hadis duyarız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizden bize çok mühim bir hadis rivayet eder. Efendimiz Aleyhissalatü vesselamın o hadisini söylüyor Bera. Bir gün bizi topladı Mescid-i Nebevi'de Efendimiz. Kendi hutbeye çıktı, minber öyle bir ses tonuyla konuşuyor ki Efendimiz, şimdiye kadar biz öyle bir konuşmasına hiç şahit olmamıştık. Bağıra bağıra konuşuyordu Efendimizin. Çok adeti değildir bağıra bağıra konuşmak.
Sesi Medine'nin dışına, Mescid-i Nebevi'nin dışına, Hücre-i Saadet'in dışına yayılsın, merak ettik. Efendimiz'i bu kadar hiddetlendiren şey nedir? Efendimiz'in, hepimizin bir hastalığına dikkat çekecek, Efendimiz'in sözü şu: ey dilleriyle iman etmelerine rağmen kalpleriyle inkar edenler, Müslümanların ayıplarını araştırmayın, ayıplarının üstünü örtün, siz ayıpları örtün ki Allah da sizin ayıbınızı örtsün. Eğer ayıpları araştırırsanız, evinizin içinde dahi olsanız, Allah sizi rezil eder. Bu hadisi rivayet ediyordu. Sadakta ya Resulallah, her sözünde doğrusun, bu sözünde de doğrusun. Madem öyle, işimiz ayıp bulmak mı işimiz, ayıplarımızı kapatmak mı? Akıllı adamın nazarı kendinde olur, başkasında değil inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selam olsun sahabeye.